Program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene de violență fizică sau psihică, minimă ca durată și intensitate și limbaj licențios. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Hakan Kara, trafik kazası. Arkadaşlar, sen de çıkardın.
hemen acil ayarlayalım. Hastayı kaldıralım. Tamam, tansiyonu. Hemen sedye getirtiyorum doktora. Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar 10 senedir bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde? Söylenen tüm o aşk sözlerinin, kendini iyi ve güvende hissettiren her anın bir yalandan ibaret olduğunu anladığında, kadın nasıl nefes alır? Yıllardır ilmek ilmek kurduğu hayali, sevdiği adamın başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde, her şeye yeniden başlamak zorundayım. Tek başıma. Bugün hayatımın en mutlu günü, sizlerin de bu günüme, bu mutlu günüme şahitlik etmenizi istiyorum. Çünkü ben bugün hayatımın aşkıyla evleniyorum. Hadi gelin mekanı dolaşalım, hadi. Harika görünmüyor mu her şey? Sizce de çok güzel değil mi, merak etmeyin. Size her yeri bir bir dolaştıracağım şimdi. Lütfiye Hanım, peçete delikleri de getirir misiniz? Tamam Elif Hanım. Teşekkürler. Arkadaşlar buranın şamdanı eksik. Onu da tamamlayabilir miyiz? Tamam Elif Hanım. Bakın bakın sizinle kimi tanıştıracağım? Kendisi bu gecenin mimarı Elif Hanım. Bak merhaba desene Elif, 17 bin kişi bizi izliyor. Merhaba. Elif bana söz verdi. Bu düğün harikulade olacak dedi. Her şey şahane olacak dedi, değil mi? Hı hı, tabii. Her şey harika olacak. Hı hı, ama gelininizi giyseniz mi artık? Çünkü konuklarınız gelmek üzere. Kızlar, kızlar benim gelinliğimi görmeniz şart. Hadi gidelim şimdi gelinliğimi giyelim. Ha? Neydi şimdi bu? Kızım 10 binlerce takipçisi var. Yarısından çoğu da sosyeteden. Yani kadın durmadan yayında. Ya olayı bu yani, fark edebiliyor musun? Fark ettim. Ne o? Benden mi kaçıyorsun bakalım? Ne mümkün. Ne yapsın Sude? Halledebildin mi? 2 organizasyon firmasıyla görüştüm. Hı? Ama kongrenin altından kalkacak vizyonları yok bence. Hayır, geçen seferki gibi olursa çok ciddi prestij kaybı olur bizim için. Ben sana güveniyorum. Halledersin. Sude, ben çok geciktim. Arkadaşın düğününe gidiyorum. Bir dur dur. Bir konu daha var. Şu operasyon müdürümüz Hakan. Yine yüklü bir miktar avans istedi ama senin söylediğin gibi reddettik. İyi yapmışsınız. Hakan'ın var bir derdi ama bize söylemiyor. Ben bir konuşayım, derdini anlayayım. Avans kolay iş, hallederiz. Hadi görüşürüz. Ya kızım dur, bir gören olacak. Umurumda değil, sen beni seviyorsun. Onu değil. Evlensen de bu değişmeyecek. Evet ama burada olmaz. Tam da burada şimdi. Yürü. Ne oluyor ya? Yürü. Fulya, damat gelini aldatıyor. Oha, hem de düğün gününde.
Ay emin misin? Evet maalesef. Gözlerimle gördüm. Bir odada bir kadınla öpüşüyordu. Sonra kapıyı kapattılar. Allah belasını. Erkek milleti değil mi ya? Her alt beklenir bunlardan. Neyse canım hadi gel biz işimize bakalım. Nasıl işimize bakalım? Basbaya bu organizasyonu almak için ne kadar uğraştığımızı hatırlatmama gerek yok herhalde değil mi? Hayır Elif. Elif bir sakin ol. Bir dur ya. Fulya böyle bir şey senin başına geldiğini düşünsene. Böyle bir adamla evlenmek ister miydin? Hayır tabii ki. Ama belki gelin damadın ne mal olduğunu biliyordur. Hı? Ya bilmiyorsa? Elif sakin ol sonra bak mantıklı düşünürsün. Lütfen sakin ol. Ya Fulya farkında mısın? Genç bir kadın bütün hayatını bir yalan üzerine kuracak. Ya bizim hayatımız? Bu organizasyon sayesinde sosyeteye girip daha büyük işler alma hayalimiz. Ha? Onlar ne olacak? Fulya ben... İnsanların en özel günlerini güzelleştirebildiğim için bu işi yapmayı seçtim. Aşka inandığım için. Ama burada aşk yok, yalan var. O yüzden ben geline her şeyi anlatacağım. Elif ya. Gelinliğime bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi sevgili Firuzen'cim? Bunu benim için özel olarak tasarladı ve... Fransız danteli kullandı her tarafında. Ah gecenin görünmez kahramanı da geldi. Elif'ciğim bana ve takipçilerime geceyle ilgili ipuçları vermek ister misin? Ha? Var mı bize verebileceğin sürprizler? Büyük sürprizler olduğu kesin. Bakın şimdi çok heyecanlandım. Geceyle ilgili büyük sürprizler varmış. Ben zaten gece boyu yayında olacağım ama şimdi hazırlığa gidiyorum. Bye. Benim size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar bize müsaade eder misiniz? Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Yani... söylemesi kolay değil. O yüzden doğrudan söyleyeceğim. Evleneceğiniz adam sizi aldatıyor. Cenazeye göre fazla şıklar. Ne? Yılın düğününü diyorum. Cenazemizi çevirdin ya az önce. İyice abarttın Fulya. Benim vicdanım rahat. Söylemem gerekiyordu. Ay şu gelinin annesi değil mi? Yazık kadının emeklerine ya. O üstüne kıyafeti Fransa'dan getirdi. Bir aydır bu geceye hazırlanıyordu. İptal olduğunu duyunca kadının kalbine inmese bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Aa, Fırat Bey merhaba. Merhabalar Sena Hanım. Anneniz İmran Hanım nasıllar? İyiler sağ olun siz. Teşekkürler ben de iyiyim. Kardeşiniz Dile Hanım hala yurt dışında mı? Evet, stajı Amerika'da devam ediyor. Size iyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kardeşinin yerini öğrenmek için kaç para verirsin? Baksana kardeşim buraya. Bunu damada ver. Arkadaşınız Fırat Ayaz verdi de tamam mı? Kalamadığım için de üzgün olduğumu söyle. Al şunu. Ne zaman patlayacak sence olay? Hı? Kim açıklayacak düğünün iptal olduğunu dersin? Onu bilmiyorum da. Eğer düğün iptal olmasaydı şu anda gelinle damadın giriş müziği başlayacaktı. Evet.
nasıl ya? Nasıl kabul eder böyle bir şeyi? Hiç mi saygısı yok bu kızın kendine? Allah'ın sana şükürler olsun. Resmen direktör gibi. Bugün bir kez daha anladım. İyi ki seninle evlenmişim aşkım. Bitmez bu gece diyordum ama vallahi sonunda bitti. Hala inanamıyorum. Eğer böyle bir şey benim başıma gelseydi değil evlenmek, hayatım boyunca o adamın yüzünü görmek istemezdim. Herkes seninki gibi karısına aşık bir koca bulamıyor canım maalesef. Ay Elif be, şuraya oturalım. Hadi. Boğazımı salarız lütfen. Tamam be. Oh. Ya bir şey soracağım. Sen Hakan'ı hiç kıskanmıyor musun? Nasıl yani? Hakan hani yakışıklı hoş adam ya. Şehir dışına da gidip geliyor falan. Ya hiç aklın kalmıyor mu? İşi adamın o. Mecbur gidiyor. Hem Hakan başkadır. Bana söyleyemeyeceği bir şey yaşamak ve yaşatmak istemez ki. Ne aşkmış arkadaş. Hakan deyince bile eriyor kadın ya. Hı, bak bir insan lafın üstüne ararmış. İnanamıyorum. Aşkım. Hayatım toplantıdaydım, açamadım. Ne yaptın, nasıl geçti organizasyon? Vallahi fırtınalı bir gece oldu. Ama sonra anlatırım. Bodrum nasıl? Bodrum harika. Her zamanki gibi. Yaşıyorsun bu hayatı enişte. Hava güzel mi? Evet, hava da mis gibi. Aşkım, seni çok özledim bir tanem. Ben de seni özledim. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki ne zamandır senin organizasyonların, benim seyahatlerim, hiç kendimize vakit ayıramadık. Dönünce seni Sapanca'ya mı kaçırsam ne dersin? Çok güzel olur Hakan. O kadar ihtiyacım var ki. İyi tamam, o zaman rezervasyon işi bende. Gelince konuşuruz. Tamam. Bu arada benim de sana bir sürprizim olacak. Aa, neymiş o sürpriz? Sürpriz? Merak et biraz. Geldiğinde öğrenirsin. Sabret diyorsun. İyi tamam, peki öyle olsun bakalım. Elif'im, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Nasıl buldun beni? 6 sene. Tam 6 senedir ne aradın ne sordun Dila. Bunu bize nasıl yaparsın ya? Hem de o herifle. Nasıl haber vermiyorsun bize? Cevap ver! Bakmadığımız delik kalmadı. Seni aramadığım yer kalmadı. Kızım derdin ne senin ya? Niye yaşatıyorsun bunu bize? Derdimin ne olduğunu biliyorsun abi. Sakın. Sakın yine onun yüzünden deme bana. Yaptığın sorumsuzluğun faturasını anneme ödettiremezsin. O üzülmedi mi zannediyorsun ya? Ha? Öldün zannettik. Dila, öldün sandık, öldün. Anne. Hadi bunu bana yaptın. Anneme yaptın.
Ya babam? Dila, sen bunu babama nasıl yaparsın ya? Ne oldu ki babama? Merhaba anne. Yazıklar olsun sana. Gel sen, gel. Anne! Diloş'un. Hoş geldin. Güzel kız. Hoş bulduk Mehmet. Şükür kavuşturana. Ay saçının bu rengi sana ne kadar yakışmış ama. Gel hadi. Gel içeri girelim. Gel bir dakika. Gel çabuk gel. Bence artık gitme. Sağ ol burada. Ofise birlikte gideriz buradan. O kadar yolu hiç çekemeyecek kızlar. Bence de. Hep pijamaların yerini biliyorsun. Ha bu arada aç mısın? Evde yemek yok, sipariş vereyim. Hayır hiç aç değilim. Zaten 2 kilo almışım. Ne oldu babama? Sen gittikten 6 ay kadar sonra merdivenlerden düştü. Doktorlar tansiyon dedi. Yani tansiyon düşünce merdivenlerden yuvarlanmış. Çok çabaladılar iyileştirmek için ama durum bu işte. Bilseydim bu halde olduğunu ben dönerdim geri. Seni bu odada böyle yapayalnız bırakmazdım. Affet beni ne olur. Kim vardı düştüğünde yanında? İmran Hanım vardı. Biz de onun yardım çığlıklarına koştuk zaten. Bunu da mı yaptın? Tövbe bismillah, ne diyorsun kızım sen? Anne sen ne yapıyorsun? Bak sen böyle davranırsan biz bu kızı evde tutamayız. Bunca zaman insan annesini babasını aramaz mı? Hadi aramadın, ben iyiyim, merak etmeyin diye bir haber yollamaz mı? Annem, bak haklısın, tamam mı? Ama bitti, bulduk işte. Kaçıncı defa? Ben alıyorum kontrolü artık. Bunca yıldır babanı dinledim. Bak ne hale geldi. Of be anne. Neredeymiş? Buradaymış, İstanbul'da. Anlatmadı tabii her zamanki gibi kaybolduğunda neler yaptığını. Nasıl buldun? Anne sorup durmasana. Buldum işte. Başını derde sokmadın değil mi? Fırat. Babama ne oldu? Dila sakin. Ne yaptın babama? Babam düştüğünde sadece annem varmış yanında. Ne yaptın babama? Nasıl düştü babam?
Deli Adem'le konuşuyorsun. Laflarına dikkat et. Sen ne zamandır ilaçlarını içmiyorsun? O ilaçlara ihtiyacım yok. Var. Dila! Hakim Hanım, cezamı ne zaman açıklayacak diye bekliyordum ben de. Mahlum hep birlikte kararınızı bekliyoruz. Dila, kendine gel. Dila! Dila yeter! Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin. Evden çıkman da yasak. Uzun bir süre. Sonunda başvuru yapıyorsunuz demek. Hakan kabul etti yani. Yani pek kabul etti denemez. Hakan'ın sürprizim bu işte. Ben işlemleri başlattım. Geriye sadece imza işi kaldı. Ha, öyle yani. Ne öyle? Yani hani Hakan istemiyordu ya, ben o da fikrini değiştirdi sandım. Tamam, yarın değiştirecek işte. Hem 4-5 senedir istemiyor. Ondan önce o da istiyordu. Tamam canım, kızma, bir şey demedim. Hayır, bazen öyle konuşuyorsun ki Fulya. Ben de isterdim Hakan'dan çocuk yapmayı. Onun çocuğuna bakmayı, büyütmeyi. Anne olmayı. Ama olmuyor. Elif Hanım, her yolu denedik biliyorsunuz. Ve bu son tahlillere göre de bir çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Yani hiç mi imkanı yok? Yani Hakan Bey, şu... Elif. Tamam. Dünyanın sonu değil. Boşanalım Hakan. Ne diyorsun Elif? Ya duydun sen de işte. Olmayacakmış, benim hiçbir zaman bir çocuğum olmayacakmış. İmkansızmış işte. Ya ben biliyorum senin ne kadar çocuk istediğini. Ben sana bunu yapamam ki. O yüzden boşanalım Hakan. En doğrusu bu. Olmazsa olmasın. Umurumda değil. Hiçbir şey eksilmedi sana olan aşkımdan, eksilmeyecek de. Ben seni istiyorum. En başında söz verdiğim gibi. İyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta. Hep sana aşık olarak kalacağım. Ölene kadar. Hayırdır inşallah, gece gece. Alo. Elif Karay'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ne oldu?
Elif Hanım merhaba. Ben İstanbul Kilyos Devlet Hastanesi'nden Doktor Mustafa. Maalesef kocanız Hakan Kara ciddi bir trafik kazası geçirdi. Bir yanlışlık olmasın. Yani sanırım isim benzerliği oldu. Benim eşim Bodrum'da. 2 Haziran 1989 doğumlu. Ana adı Hatice, baba adı Yusuf Kara. Ben anlamıyorum. Benim eşim Bodrum'daydı. Eşinizin durumu ciddi Elif Hanım. Bir an önce gelseniz iyi olur. Ben hemen geliyorum. Kızınız için endişe etmeyin. Kızınızın durumu iyi. Sadece biraz korkmuş ufaklık o kadar. Ne? Elif ne oluyor? Kilyos'tan arıyorum diyor. Eşiniz kaza yaptı diyor. Ne alaka ya? Bodrum'da o. Durumu ciddi diyor. Kızımız iyi diyor. Bir yanlışlık olmalı Elif. Kızınız ne demek ya? Ben Elif Kara. Beni buradan aradılar. Eşimi trafik kazası geçirdiğini söylediler. Bir dakika lütfen. Ne bir dakika? Hanımefendi yardımcı olacağım ben size. Elif Hanım geldi. Şimdi ilgilenecekler sizinle. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Gecenin bir saatinde beni arıyorsunuz. Eşiniz trafik kazası geçirdi diyorsunuz. Abuk subuk konuşuyorsunuz. Şimdi bir dakika mı? Siz beni şaşırtmak mı istiyorsunuz ya? Elif Hanım sizi ben aradım. Evet, eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Buyurun, lütfen oturun. Sormayacağım. Eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Elif Hanım, eşinizin aracı Sarıyer Kilyos yolunda şarampole yuvarlanmış. Elimizden geleni yaptık ama eşiniz maalesef Exxon. Ne oldu? Başınız sağ olsun. Eşinizi kaybettik Elif Hanım. Benim eşim Bodrum'da. Kimlik bilgilerine göre... Ya o zaman gösterin. Kocam olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Anlamıyor musunuz? Hadi. Elif Hanım sakin olun lütfen. Ya sakin olmayacağım. Ben ne sakinliği ya? Kocanız öldü, kocanız öldü. Götürün o zaman. Ne madem benim kocam. Gösterin o adamı bana. Buyurun. Hakan Kara, trafik kazası.
Hakan beni bırakın. Tansiyonunuz normale dönmüş. İsterseniz biraz daha sakinleştirici verebilirim. Hiçbir şey istemiyorum. Nasıl isterseniz. Geçmiş olsun. Bu nasıl olabiliyor Fulya? Aklım almıyor benim. Benim de canım. Benim de kuzum. Benim de aklım almıyor. Bodrum'daydı. Sen de biliyorsun. Hakan arabasını yanlış bir yere bile park etmezdi. Ne kazası, ne uçması. Eşinizin eşyaları. Kazadan sonra üzerinden çıktı. Kızınızı da getiriyorlar şimdi. Anlamıyor musunuz siz? Bizim kızımız yok diyorum. Elif Hanım. Telefonda da böyle dediğiniz için ben tekrar kontrol ettirdim hastane polisine. Bütün nüfus kayıtlarında sizin ve Hakan Bey'in çocuğu olarak görünüyor. Buyurun. Doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi. 3 Haziran 2017'de Sarıyer Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirmişsiniz doğumunuzu. Bu da kimliği. Anne olarak sizin adınız var. Thank you.
Elif Hanım, acınız büyük biliyorum ama eğer sizin kızınız olmadığı konusunda ısrarcıysanız başka bir yol izlemem gerek. Ne yapacaksınız peki? Polis arkadaşlara haber vereceğim. Onlar da herhalde ufaklığı almaları için çocuk şubeyi arayacak. Çocuk şubede onu yetiştirme yurduna teslim edip gerekli incelemeyi başlatacaktır. Düşünme sen şimdilik bunları. Hı? Biraz uyusan keşke. Neden yalan söyledi? Neden Bodrum'dayım dedi? O çocuk... Hakan bana ihanet etmez. Yapmaz, yapmamıştır. Belki de o küçük kız yüzündendir. Birine yardım ediyordur, sana söyleyememiştir falan. Ne bileyim. Benim çocuğum değilse Hakan'ın da çocuğu değildir Fulya. Hakan yapmaz bunu, yapmamıştır. Kim bu kadın? Annesi kim? Neden bu benim üzerime bu çocuk? Hakan'a da soramam. Neden diyemem. Hesap soramam, dokunamam. Ama öldü Fulya. Hakan öldü. Sen niye uyumadın bakayım? Ha? Hadi gel. Yatalım tekrar. Hadi gel. Ben küçükken ne hata yaparsan yap, korkma gel bana anlat derdin. Belki senin için çok kötü olan bir şeyin çözümü aslında çok basit olabilir derdin. Baba. Şey yapmış olabilir. Telefonu vardı. Başkasının telefonunu koydular herhalde, karıştırdılar.
canım. Bak onu açmak istemezsin. Hayır. Hakan'ın doğum tarihi 1989 değil. Benim doğum tarihim değil. Hakan'ın doğum tarihi değilse benim değilse ne bu? Bu şifre ne? Canım, onu bir sonraya mı bıraksam? Ha? Bir sakin mi olsan canım ha? Evlilik tarihimiz 2012. Değil. Ya değil, değil. Oh, nefes alamıyorum ben. Ne o? Savaştan çıkmış gibisin. Ya pek uyumadım da gece. Evde. Aile bir mevzular. İstemiyorum ama biraz da ben canını sıkacağım. Şu operasyon müdürü Hakan. Hı? Dün bir trafik kazası geçirmiş. Ne diyorsun Sude? Nasıl olmuş peki? Nerede? Kilios tarafında şarampole yuvarlanmış. Çok üzüldüm. Ha, çalışanların bir kısmı da cenazeye gitmek için izin istedi. İsteyen herkes gidebilir, izin var. Hatta Sude, rica ediyorum benim yerime de sen katılır mısın? Yani yönetim olarak yalnız bırakmayalım aile. Ha, tabii. Madem sen öyle istiyorsun. Evden uzak kaldığınız dönemde ilaçlarınızı düzenli olarak kullanabildiniz mi? Peki ya sosyal çevreniz, arkadaşlarınız... Çevrenizle ilişkileriniz nasıldı? Herhangi bir sorun yaşadınız mı? Bunları bir doktor olarak mı soruyorsunuz? Yoksa annemin talimatı üzerine mi Haldun Bey? Rica ederim Dila Hanım. Hasta doktor ilişkisi gizlilik üzerine kurulur. Gizlilik mi? Sevdim ben bu kelimeyi. Mesela ben annemin her şeyden haberdar olmak için size bol sıfırlı ödemeler yapacağını biliyorum. Anlamadım. Sana söyleyeceğim her şeyi anneme anlatacağını biliyorum dedim. Tam olarak nesini anlamadın? Lütfen Dila Hanım, konu ben değilim, sizsiniz. Neyse ki burası ölmek için yeteri kadar yüksek değil. Ama kaçmak için yeterince alçak, değil mi? Ona aynen şunu söyle. Beni bu evde zorla tutamaz. Ben buradan kaçmanın bir yolunu bulurum. Ya yürüyerek tek parça ya da parça parça. Aa, Haldun Bey. E nereye gidiyorsunuz? Tatlı tatlı sohbet ediyorduk şurada. Benim kıyafet Dila Hanım. Nasıl durum doktor bey? Maalesef geçen sürede neler yaptığı ile ilgili bir şey öğrenemedim Ümür Hanım. Dila şu anda yüksek seviyede manik halde. Söylemeliyim ki bu dönemde kendisine zarar vermeye meyilli olabilir. İvedilikle ilaçlarına başlaması gerekiyor. Merhum Hakan Kara'yı nasıl bilirdiniz? İyi. Nasıl bilirdiniz? İyi. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl biriydin sen Hakan? En yakınım. Can yoldaşım. Kocam. Hiç mi tanımadım seni? Merhum ahirete göç ederken sizlerden dünyalık hakları için helallik talep ediyor. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Allah hüsnü saadetinizi kabul etsin, ruhuna el Fatiha. Helal olsun.
saçımın teline zarar gelse dünyayı yakardın hani? Beni en çok yaralayan sen misin yoksa? Gerçek ne Hakan? Bu kabustan uyandır beni ne olur. Uyanmak istiyorum artık. Artık ilaçlarını düzenli kullanacaksın. O ilaçları içmek istemiyorum. Bu senin verebileceğin bir karar değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in yapıyorsun? Şifre çocuğun doğum tarihiymiş. Tamam bak yapma şimdi. Sırası değil. Hadi ver. Bilmem lazım. Aferin benim kızıma.
baba be. Hadi kızım. Baba de. Hadi kızım baba de. De ki anne çatlasın. Ha? Ver kamerayı. Hadi kızım baba de. Hadi kızım. Elif, Elif lütfen, Elif. Ben bir açıklaması vardır dedim. Belki birine yardım etmek için Hakan yapmaz dedim. Ölüye babasıymış. Elif. O çocuk Hakan'ın çocuğuymuş. Elif, Elif kendine gel, korkutuyorsun beni Elif, lütfen. Elif. O burada. O kadın burada, hissediyorum. Elif kendine gel, korkutuyorsun beni Elif, lütfen. Sevdiği adam sonuçta veda etmek isteyecektir. Saçmalama Elif. Ne diyeceksin, videoda zaten sadece saçları görmüyordun. Yani görsen ne diyeceksin? Elif, Elif. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Elif. Sağ olun dostlar, sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olun. Sağ olun. Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Elif Hanım da değil mi Hakan'ın eşi? Hakan benim için çok önemli biriydi. Neşeli, hayat dolu, herkese yüreğiyle kucak açan çok özel bir adamdı o. Acınızın tarifi yok biliyorum. Çok zor. Sen hangi hakla bana başsağlığı diliyorsun ya? Affedersiniz ama gelmek zorundaydım. Fırat Bey temsilen buradayım. Fırat Bey mi? Evet, Fırat Bey. Holdingin sahibi, Hakan'ın patronu, patronumuz. Acınıza ortak olduğumuzu bilin istedi. Neyse. Sizin acınız taze. Tekrar başınız sağ olsun. Bir özür mü dileseydin ha? Fulya ben ne yaptım? Ne oldu bana böyle? Sude. Sude. Sen iyi misin? Cenazede kötü bir şey mi oldu? Hakan'ın karısı cenazede üstüme saldırdı. Ya kadın tam bir deli. Hayır, teşekkür edeceği yerde komaktan beter etti. Sebep? Ya bir bilsem. Her şey çok garipti. Sanki adamı ben öldürmüşüm gibi. Sinirimi bozdu durduk yere. Peki tam olarak ne söyledi yani, ne yaptı? Anlamadım ki. Bir anda ne hakla buraya gelirsin falan dedi. Sen niye bu kadar merak ettin ki? Durumu anlamaya çalışıyorum. Sude sonuçta kaç yıllık çalışanımızın karısı değil mi? Yok. Sabahtan beri bir şey var sende. Bir şey var aklında, evet. Dila döndü Amerika'dan. Dila mı döndü? İşte annemle her zamanki gibi evin içinde didişiyorlar. Benim de aklım oraya takılı. Deli kız. Ya çok severim Dina'yı biliyorsun. E tamam o zaman, ben bir ara hoş geldin demek için uğrarım. Hem belki biraz da büyük patronun gözüne girirse. Çok iyi olur. Ben bir Alper'e bakayım. Tamam.
Ay yuh artık Mehveş ya. Sahiden kendime bir şey yapacağım mı sanıyor? Ebe güzel kızım, sen de doktorla öyle garip garip konuşmasaydın. Ürman Hanım topla dedi, ben de mecburen topluyorum işte. Bu ne şimdi böyle? Kırılmaz cam film efendim. Odayı hapishane hücresine çeviriyorsunuz yani. Öyle mi Mehveş'im? Her şey tamam mı? Tamam Ümran Hanım. Ustaların da işi bitmek üzere zaten. Sen de çık. Ümran Ayaz'ın yeri açık cezaevine hoş geldiniz. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanmayacağım. Bana güle güle. İlaçlarını düzgün alana kadar bu odadan çıkmayacaksın. Anne! Anne aç şu kapıyı, beni burada zorla tutamazsın. Hoş geldiniz. Sana da zahmet oldu, çok sağ ol. Rica ederim, ne demek? Öylece oturdu yavrucak. Hiç yaramazlık bile yapmadı. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ ol. Güneş, doğru düz tanışamadık seninle. Benim adım Elif. Ben babanın... etmiştir seni.
Nerede olduğunu biliyor musun? Hadi söyle. Seni annene götüreyim. Güneş, konuşmak zorundasın. Anneni bulmak zorundayım. Seni ona götürmek zorundayım. Güneş. Canım. O da ölümden döndü. Sabırlı ol. Konuşacaktır elbette. Annesini senden saklayacak değil ya Elif. 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 Canım ne yapıyorsun? Ya bir dur, bir soluk al ya. Oturup çocuk konuşsun diye bekleyemem. Yardım et bana. Tamam peki, ama ne arıyoruz tam olarak? O kadına ulaşabileceğim herhangi bir iz, bir fotoğraf, ne bileyim bir adres, bir kart. Telefonu. Adı Petek'miş. Belki o değildir. Güneş'in annesi diye kaydetmemiş sonuçta. Kapalı. Kadındaki rahatlığa bak Fulya. Kızını hiç mi merak etmiyor bu kadın? Aramadığı gibi telefonu da kapatmış. Ya canım bak, harap ettin kendini. Ya buluruz bir şekilde o kadını ya. Ya delirmen işimizi kolaylaştırmayacak Elif. Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? Dila nasıl? İyiyiz, iyiyiz. Dila da iyi. Odada dinleniyor. İyisiniz yani. İyiyiz, iyiyiz canım. Tamam, eğer bana bir ihtiyaç falan olursa... Canım, senin aklın kalmasın burada. Sen işine gücüne bak, ne olursun. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne deseydim? Kızı zapt edebilmek için odayı mı kilitledim deseydim? Kızın da aynı senin gibi. Zayıf mizaçlı. Hasta. Ama bu sefer onu iyileştireceğim. Yeter artık kendine işkence ettin. Bırak şu telefonu. Baksana şu çocuk parkına. Belki kaldıkları eve yakın. Eğer parkı bulursak sorup soruşturur evi de buluruz. Kızım sen iyice manyadın ama. İstanbul'da milyonlarca çocuk parkı var. Hepsini teker teker gezsek bile aylar sürer bulmamız. Hem... Bütün parklar birbirine benzer. Nasıl bulacağız ki? Ya annesini bulmak zorundayım Fulya. Kim bu kadın? Hakan ne buldu bunda? Benden daha mı güzel? Daha mı akıllı? Daha mı neşeli ya da... Ya da daha mı genç?
Tek bir fotoğrafı, bir videosu yok şu telefonda. Ha, bak işte kendin söyledin. Ya Hakan bu kadını sevmiş olsaydı bir tane fotoğrafı, videosu olmaz mıydı? Çocuk yaptığı kadının bir tane tam olarak göründüğü bir videosunu çekmemiş. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Hesap soracağım, kimse yok. Ne Hakan ne o kadın. Sen bunca yıldır üzerine kayıtlı bir çocuk olduğunu nasıl fark etmedin? Hayır, bilmiyor musun Fulya? Ben devlet şifremi bile bilmem. Her zaman her şeyle, bankayla falan Hakan'a ilgilenirdi. Sanki şu kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor. Tamam, geçecek. Geçecek canım. Geçmeyen acı yok dünyada. Zor olacak ama geçecek. Bu gece de yanında kalmamı ister misin? İdare ederim ben. Bir şekilde alışmak zorundayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Niye iki servis var? Dila nerede? Dila ben tokum dedi. Toksa da gelsin. Bir yüzünü göreyim. Uyumuştur belki. Ses etmesek oğlum. Uyuyorsa da uyansın. Ya dur bir ben bakayım. Mehveş. Git getir. Anne sana inanamıyorum ya. Kızı odaya mı kilitledin? Her şey onun iyiliği için. İlaçlarını almayı kabul edene kadar bunun böyle olması gerekiyor. Kıza biz mahkum gibi davranırsak niye bu evde kalsın ki? Bak sen böyle yapmaya devam edersen yine kaçıp gidecek. Bu sefer kolay değil. Bundan sonra benim kurallarımla oynanacak bu oyun. Böyle bir şey asla müsaade etmiyorum. Mehveş, bir servis daha açar mısın Dila için? Ben rahatsızlık veriyorsam mutfakta da yerim. Mehveş'le sorun değil. Bakın, tekrar söylüyorum. Benim kardeşimi kimse hiçbir yere kitlemeyecek bundan sonra. Sana söz veriyorum Dila, ama sen de bana söz ver. İlaçlarını alacaksın. Hadi. Hepsinden söyledim işte. Ne seviyorsun bilmiyorum ki. Köfte patates var, makarna var. Hadi ama. Yemezsen nasıl büyüyeceksin? Hep böyle küçük mü kalmak istiyorsun? Bütün çocuklar sever bunları. Başka bir şey mi istiyorsun? Aç mı değilsin? Neden yemiyorsun anlamıyorum ki.
Ben geldim. Sarıcığım. Ya arasana, kaç katı çıktın böyle poşetlerle. Hayır, sorun değil. Hallettim ben. Sen geçip dersine çalışır mısın? Hadi lütfen. Yarın gireceğin ekonomi dersinin finalinden eğer geçer not almazsan işte o zaman kızarım sana. Tamam? Hadi otur. Ben de bize mis gibi bir makarna yapacağım. Ama Türk usulü, anlaştık mı? Öyle FETÖ'cü neymiş, deniz mahsulüymüş falan anlamam ben. Şöyle bol tereyağlı bir makarna yapacağım. Kıymalı da yapmak isterdim ama... o kadar paramız yok. Makarnamız da hazır. Buyurun beyefendi. Buon appetito. Eline sağlık hayatım. Öğreneceğim şu İtalyancayı. Hayatım, onu ben alayım. Onu da alayım. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekle. Ya ne yapıyorsun? Çok sabırsızsın. Evet. Şöyle koyalım. Afiyet olsun. Bu çok güzel. Çok seviyorum seni. Ben de. Evet. Abi, girebilir miyim? Gel Dila, gel. Ben sana teşekkür etmek istedim. Beni koruduğun için. Dila. Bak, sen benim kardeşimsin. Tabii ki koruyacağım. Ben seni hep korudum. Ama sen her sefer... Abi, ne olur yapma. Bak, bu işten öylece kaçıp kurtulamazsın. Bir açıklama yapmak zorundasın Dila. Biliyorum. Abi, biliyorum. Hani ben bazen saçma sapan şeyler yapıyorum. Daha sonra nasıl açıklayacağımı bilmediğim şeyler yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi işte. Şimdi konuşmasak, daha sonra konuşuruz belki ama... Şimdi değil, lütfen. Herkesin karanlığı kalbinde... Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Ben...